Bize telefonu ver şimdi. Elli çadırın şu anda aşağı yukarı 30-25 çadır kalmış. Komple kimi kıştan soğuktan yıkılıyor, kimi havadan yıkılmış, kimi yanmış. Hani durum çadır konusunda iyi değil yani. Banyo sorunumuz var, tuvalet sorunumuz var, hijyen sorunumuz var. Ha köyü olarak köyden memnunuz biz. Yani köyden herhangi bir sıkıntımız yok, muhtarımızdan herhangi bir sıkıntımız yok. Ama velaki çadır konusunda, yerleşim konusunda sıkıntımız var bu konuda. 50 işçi vardı. 200-250 işçi getiriyordu. Şu anda yani bu şartlardan işçi gelemiyor. Niye gelemiyor? Yer müsait değil. Müsait olmadığı için adam diyor ya ben gelip de orada düzgün banyomuz var mı? Yok valla. Affedersin tuvalet var mı? Yok. Yatacak yer? Yok çadırda. Abi çadırda yılanı var, böceği var, faresi var. Her buraya çalışmak için geldik. O yüzden benim eğitimim vardı, eğitim sürecim. Ara vermek zorunda kaldım buraya geldiğim için. Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Hayvanlar, yılan, fare vesaire köpekler çok rahatsız oluyoruz. Yaşam koşulları gerçekten çok zor. Buradan çalışıyoruz, eve geliyoruz yorgunuz. Geceyi rahat uyuyamıyoruz. Farelerden olsun, yılanlardan olsun çok zorlanıyoruz. Zaten buraya geldiğimiz için hiçbir şekilde ders çalışamıyoruz. Hiçbir şekilde böyle hayat, hiçbir şey kalmıyor resmen, öyle söyleyeyim size. Okulda 6 kişi sınıftayım. Buraya geldim. 7. sınıfta geldim. Burada iş yaptım. Urfa'ya yine gireceğim. Yani biz burada babam bize yardım ediyor. Burada iş yaptık. Böyle iş yaptık. Böyle yardım ediyoruz babamıza. Sonra Urfa'ya gireceğim. Okuluma size gidiyorum. Ben okula çok seviyorum. Buraya iş için geldim. Urfa'ya giderim. 7. sınıfa inşallah giderim. Yılan geliyor, köpek bizim yanına geliyor, kediye geliyor, kuşlar geliyor. Hiçbirisi geliyor ama ben yılanda korkuyorum. Yılan ben bir kişiyi tuttum, korktum ben onda. Bir de evde korktum, ağlıyorum.